Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. Teknik direktörümüz İsmail Kartal Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Edin Ceko'nun iki golüyle mağlup ettiğimiz Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından açıklamalarda bulundu. İyi hazırlanmıştık. Hazırlık maçları, Avrupa Kupaları ve bu maça da iyi hazırlanarak çıkmıştık. Erken gelen gollerle taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. 19 dakikada 2 gol Daha sonra 22-23 <laughs> 23. dakikada Kırmızı karttan sonraki futbolda Hep korktuğum budur Hani o nasıl olsa var ya Nasıl olsa rakibon kişi derken Birazcık oyun konsantrasyonumuzu kaybettik Sonuç itibariyle bir de gol yedik O yediğimiz golden sonra da Takım normal olarak oynayacağımız futbolu Bugün çok fazla ortaya koyamadı Normalde pas yapan Oyunun yönünü değiştiren Daha sabırlı oynayan bir oyun anlayışımız varken Daha fazla panik yaparak Çok fazla istediğimiz gibi Bir oyun ortaya koyamadık ama sonuçta 10 kişi kalan takımlara karşı futbol oynamak zordur. Bu akşam da onlardan bir tanesi oldu. <laughs> Penaltıyı kaçırdık. Penaltı gol olsa belki hani tabii kaçırdığımız goller de var. Nitekim bu akşam onları konuşmayacaktık. Ama sonuçta bu akşam çok da istediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadık. Taraftarlarımız 3 puan aldığımız için mutlu oldular. Biz de mutluyuz. En azından bu akşam 3 puan alarak kendi evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Referans oldu. Türkiye liginde ne kadar zor olduğunu, ne kadar sert, tehlikeli bir lig olduğunu herkes bütün oyuncularım ben de hep birlikte bir kez daha görmüş olduk. Biz de bundan sonra bu referansımızı en iyi şekilde değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında biliyorsunuz Maribor maçımız var perşembe günü. Bu maçla ilgili görüşlerini paylaşmış. Bu maç geride kaldı. Yarından itibaren elimizdeki oyuncularla hep beraber Maribor maçına konsantre olacağız. Oraya giderek turu geçmek için iyi mücadele edip kazanarak turu geçmek istiyoruz. Daha sonra tabii ki Samsun Spor depresmanımız var. Yoğun bir trafik içerisindeyiz. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Futbolcularımızı bu yönde hazırlamaya çalışıyoruz. Aramıza geç gelen oyuncular var. Bunları bir an önce fizik olarak takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte ekibimle beraber Maribor maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar... İsmail Kartal'ın açıklamalarını duydunuz. Gaziantep FK maçının ardından. Ve hani nasıl son kişiyi panik yaptık falan filan. Arkadaşlar kaleci transferine ilgili bir soru geliyor. İsmail Kartal'a. Diyorlar ki İsmail Kartal'a transferle ilgili bir soru soruyor. Soru geliyor. Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuları yürütüyorlar. Bu süreci yürütüyorlar. Şu anda bir şey söylemem doğru değil diyor. İsmail Kartal. Şimdi bu topu tacı atmadır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bireysel hatayla yenen bir gol. Kaçan penaltı, iptal edilen penaltı, düşen tribün, farkı açamama. İlk hafta başımıza toplu bir şekilde bunlar geldi. 2 tane de sakat verdik. Mert Hakan da sakatsa 3. Bütün aksilikleri yaşadık. Son dakikadaki pozisyon penaltı mıydı değil miydi? Ya, UEFA bu pozisyonlara penaltı verilmemesi için zaten bir şey vermiş. Rakibin o destek el pozisyonu. Ben çok merak ediyorum. Bünyamin Gezer'in yorumlarını yazın abi. Destek el durumu ya. Destek el durumu yok. Topu eliyle kesti olacak. Karar vardan döndü. O pozisyon penaltı mıydı değil miydi? Bence onu konuşalım. Ama onu konuşmayalım diye suni şey uyduruyorlar. İki dakika sonra yediğimiz gol. Ya bu statta Altay Bayındır'ın bu psikolojinin oynamasının imkanı yok. Ya evimizdeki maçlarda İrfan Can'a Bayat oynayacak. Deplasman'da Altay oynayacak. Ya da başka çaresi yok. Çünkü artık bitti. Yani artık bence Altay Bayındır olayı bitti. Şunu söyleyeyim. Altay Bayındır kötü bir kaleci değil. Kötü bir insan da değil. Ama mahvettik çocuğun psikolojisini. Bak ben kendim için söylüyorum. Hepimiz suçluyuz. Ben de dahil, siz de dahil hepimiz suçluyuz. Ya ben golver.com'da bir yazı yazdım. Muhtemelen bugün yayına girecek. Orada şöyle bir cümlelerim var. Silsile halinde. Düşünün bak maçtan sonra şunları konuşmamız gerekiyordu. Edinceko 2 gol atmış. Osterwald'e neredeyse 3 asist yapacağı maçı oynamış. Sonradan girerek. Tadic Ligi asiste başlamış. İsmail Yüksek yükselen performansını sürdürmüş. Verdi bıraktığı yerden devam ki Şimanski şapkadan tavşan çıkarıp asist yapmış. Arda'dan daha mı iyi sorularını getirmiş akla. Fenerbahçe Ligi çok sert başlayan rakibini 2-1 ile mağlup etmiş. Perşembe maça çıkıp Pazar benzer kadroyla sahaya çıkmış. Daha bu takıma gelecekler var. İmza attılar dün. Demişiz sakatlarımız var. Kaçan büyük şans kısmında 7 yazısı görülmüş. Bir topun direkten dönmüş. Bir penaltı kaçırmış falan. Bir duran topta arkada iki kişi boş bırakılmış. Adam da vurmuş. Gol olmuş. Biz Altay Bayındır konuşuyoruz. Sizce de tuhaf değil mi? Bence tuhaf. Ben şunu söyleyeyim. Livakovic Fenerbahçe'ye gelecek. Ya Livakovic gelecek ya Perin gelecek arkadaşlar. Yüzde yüz. Yani Mustafa Hoca size duyum veriyor. Ya Livakovic ya kaleci Perin %100 gelecek. Keylor Navas için şunu söyleyeyim. Keylor Navas için arkadaşlar biraz bu kalalığa girişli oyuncu. Onu söyleyeyim yani. Başka yerden gelen teklifler falan filan. Şimdi Rıdvan Dilmen penaltıyı yardımcı Aker verdi. Abdülkadir Hoca'nın minik mimiklerinden de anladım. Benim penaltı kavramlarımda bunlar yok. O zaman elleri arkada giden oyuncuların suçu ne? Oyuncunun eli yere değdiyse veya yere değmeden havada yakalanırsa varın çağırmasını doğru bulmuyorum. Penaltı verilmese varın çağırma ihtimalini görüyordun diyor. Bizim kazandığımız penaltıya. Son dakikadaki pozisyon. Erman Toroğlu. Erman de bir söz zahiyede penaltı beklediği pozisyona penaltı falan verilmez. Bunun için yeni kurala gerek yok. Bu pozisyon penaltı değil diyor. Yani son dakikadaki pozisyona penaltı değil diyor. Bakın en azılı Fenerbahçe düşmanı. Koray Balıoğlu. Spor'dan. MHK eğitmeni, eğitmeni Dallas geçen hafta gittiğimiz bilgilendirme toplantısında tam olarak tad için pozisyonunu anlatmıştı. Tam olarak. Savunma oyuncusunu uzaklaştırmak ya da pas vermek istediği top takım arkadaşının eline gelirse ihlal sayılmıyor. O yüzden pozisyon penaltı değil dedi. Şimdi bir Galatasaray'da zekasıyla şunu söylüyor. Diyor ki ya top ele git, el topa gitseydi diyor. Ya takım arkadaşım topu uzaklaştıracak. Ben de salam ya diyecek tadı işte gidip topla elle oynayacak. Nasıl bir zeka ya, Nasıl bir zihniyet? Deniz Ateş Bitnel. Tad için eline değen top takım arkadaşının müdahalesiyle beklenmedik top kriterine giriyor. Penaltı verilmemesi doğru karar diyor. Yani Erman Toroğlu açık açık yani yeni kurala gerek yok. Buna penaltı zaten verilmez diyor. Ahmet Çakar. Hakem Abdülkadir Bitigen'in kritik tüm kararları doğruydu diyor. Şunu da ekleyeyim. İki oyuncumuz sakatlıklar nedeniyle maçı tamamlayamadı. O sayı Samuel kötü bastı. İnşallah korktuğum olmaz. Rodrigo Becao. Becao kasığını tuttu. Onunkinden daha çok korkuyorum. Asık sakatlığı çok sıkıntılıdır. Zaha da yakında görürsünüz. Lüks ederse sezonu kapatabilir. Mert Hakan Yandaş'ta ilk 45 dakika bitiminde oyundan çıktı ama biraz Mert Hakan'ınki sakatlıktan değil de üretememizden üretemediğimizden dolayı çıktı gibi geliyor bana. Şimdi bakın arkadaşlar. Tadiç. Faniye kapıldık diyor. Dusan Tadiç. Meşhur futbolcumuz. Bugün en önemli şey 3 puandı. Katılıyorum. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık. 2 gol bulduk. Taraftarımızda güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. gol atmak gerekiyor. Atamayınca işler zorlaşabiliyor demiş. Arkadaşlar bizim sıkıntımız burası. Bizim en büyük sıkıntımız maalesef burası. Biz Kadıköy'de Kadıköy'deki gibi oynamıyoruz. Biz Kadıköy'de sanki deplasmanda gibi oynuyoruz. Bak bir kez daha söylüyorum. Edin Dzeko iki gol attı. Yeni transfer Şimanski asist yaptı. Tadiç asist yaptı. Biz bunu konuşmuyoruz. Biz Altay'ı konuşuyoruz. Sizce de tuhaf değil mi? Bak ben bu videoda şunu söyleyeyim. Altay Vayındır kesinlikle gidecek. Kesinlikle. Ho, hocam sen bana bunu söyle ya. Ya ne gerek var süslü püslü cümle kuruyor ne gerek var. Bize bunu söyle diyeceksiniz. Altay ay bayındır kesin gidecek arkadaşlar. Ama ayak ama şeye. Neydi ee, lan o takımın adı. Manchester United'ta Tadiş diyor ki en önemlisi 3 puan almakta. Bak baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir. Ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için biz Fenerbahçe'yiz diyor. Şimdi Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon arkadaşlar bir de öncesinde topun dışarıdan çıkma olayı da var. Arkadaşlar kriter bu. Ciku uzaklaştırmak istiyor. Tadiç'e değiyor. Vesaire vesaire. Yani buna penaltı verilmeyeceğiz zaten. Hepinizin malumu. Ama yani iş Fenerbahçe olunca. Ben size şunu söyleyeyim. Bak. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Çok tuhafınıza gidecek. Okan Buruk Kayseri maçından sonra diyor ki yeni kurulan bir takımız yeni futbolculardan oluşur. Takım birbirini tanıması lazım. İlk 11'de sadece bakan bu var. Yeni. Şimdi Fenerbahçe'de yeni kurulan bir takım. BKO 1. Ciku 2. Bence bu Osayi Samuel de 3. Geçen sezon artık unuttuydu futbol. Neyse 2 diyelim. Kent 3. Şimanski 4. Tadic 5. Edin Ceku 6. Kadronda 6 tane Yepis yeni oyuncu var. Yepis yeni. Şimdi İsmail Mert Hakan'ın yerine Fred'i koyuyorum. 8. Kent'in yerine Cengiz'i koyuyorum. Yine 8. Değişen bir şey yok. O sayının yerine Mert Müldür'ü koysam 9. Bakın gittikçe değiştirebiliyorum yani. 9 tane ilk 11'e futbolcu koyabiliyorsun. Yeni gelenlerden. Baştan aşağı değişmiş. İsmail Kartal'dan böyle bir cümle duydunuz mu? Bu arada ben puanlama yapayım arkadaşlar. Ben bu puanlamayı beğenmedim. Niye beğenmedim? Altay Bayındır 6.3 diyor. Dünkü Mustera kriterine göre 7.5. Dünkü Mustera kriteri bu 7 buçuktu. Ama hiç kurtarış yapmadı. Top gelmedi. Gelen top gol oldu. 6 buçuk ancak. O sayı Samuel bence 7 buçukluk top oynamaya başladı ama maalesef. Bekao'yu yedi. Bugün Bekao'yu beğenmedim ama bir çekme ağrı vardı. Ondan dolayı böyle. Ciku 6.9 ee, Hava topunda Ciku'nun daha iyi olmasını beklerdim. Ben de 7 veririm. Ferdi 8.5'dan 9 benim kriterim. 8.5 vereyim ya. Küsür attı vereyim. 8.5 İsmail Yüksek 10 Asist tarih her şeyi var. Kent 9 9 0. Eğer asiste de gol atsaydı onu yapacaktım. Şimanski 9.8 Yani her şeyi yaptı. Mert Hakan 6.6 ama savunma katkısı daha yüksekti. O yüzden 7.1 veriyorum. Tadic 8.9 gelen net pozisyonu harcamasa penaltıyı kaçırmasa 10 olacaktı. O da onun şansıydı. Ceko 10. 10 0, 0 Sonradan gelen Osterwolde'ye 9 verdim. Neredeyse 3 asist yapacaktı. Hadi bir tanesini orta sağdan pas verdi. 2 asist diyelim. Yani ve şunu da belirteyim. Emre Mor sakat. Lincoln sakat. Hatta dur. Fenerbahçe transfer market diyeyim de atladığım isimler olmasın. Ha bu arada az önce bir cümle kurdum. 9 tane yeni isim diye. Livakovic'i e de dahil etsen 10 tane yeni isim. Şaka gibi değil mi? Sadece Ferdi geçen sezondan. Hadi İsmail'e de dahil et. İkisi oynasın. 9. 9 tane yeni isim arkadaşlar. 218.28 Kim sakat? Gustavo Enrique'yi saymıyorum. Serdar Aziz sakat 1. Bak iyi aklıma geldi. Emir Ortakaya'yı saymıyorum. Nazım Arao'yu saymıyorum. Fred yok 2. Lincoln 3. Emre Demir'i falan saymıyorum. Cengiz yoktu 4. Emre Mor 5. Burak Kapaca'yı da saymıyorum. Serdar Dursun'u da saymıyorum. Ee, yani 5 tane isim. Ve sakatlananlar da var. Çıkanlar da var. Garip bir maç. Ama dediğim gibi galibiyet her şeyden önemliydi. Kıymetli arkadaşlar. Ben size açık söyleyeyim. Yani durumlar bunlar. Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihinden pahalı transfer oldu. 15 milyon euro. Guiza 14 M2 13, Meireles 10, Sol 10. Ben Guiza'da dahil hepsinden verim aldığımızı düşünüyorum. Guiza'dan beklenti çok yüksekti ama en azından o sezon şampiyon olduk. Yani bir şey sezondan sonra. Ama yine de bu izayı çöp saysan diğer hepsinden hemen hemen verim aldık. Baya baya verim aldık. İnşallah Cengiz'de de şampiyonluğa koşarız. Şimdi yeni transferleri ben puanlayayım arkadaşlar. Kent 450 dakika izlemedim ama Kent'e 10 veriyorum. İnanın beklentiyi karşılayacak. Gördüğüm kadarıyla. Ciku ben de soru işareti. 10 üzerinden hala 6'da 7 olamadı. Edin bu kesinlikle 10. Umut Nair hala göremedim. Mesela Batshuayi huysuzlaşmasa, Batshuayi'nin yerine oyuna girse emin olun doldur boşalt falan anca öyle göreceğiz herhalde. İnşallah görmeyiz. İnşallah hep iyi gider işler. Görmeyiz. Umut Nayra 5 veriyorum. Şimanski 10. 9 veren futboldan anlamıyordur. Tadic 10. Bartu Elmaz'ı göremedik. Puan veremeyeceğim. O yüzden hani şey yapmayayım. Ee, Bekao bence 10 ama Gerçek BKO'yu izlememiz için herhalde 3-4 haftamız var. Hafta diyorum maç demiyorum. 3-4 haftamız var. O yüzden şu an için 7. Mert Müldür izleyelim görelim. Henüz izleyemedik. Fred izleyelim görelim. Cengiz izleyelim görelim ama Cengiz ve Fred'i izlemeden söylüyorum. İkisine de 10 veriyorum. Mert Müldür şu kontenjanda bak o sayı Samuel ayağı ağrıdı bilmem ne yaptı. Ah tam zamanı Mert Müldür. Kim sakat? Emre Mor sakat. Cengiz geldi. Avrupa'daki maça hadi es geçtim. Tam oynayacağı sıra Cengiz'in. Süper. Kim sakat Serdar Aziz? PKO Cikgu geldi. Luan Perez geri dönüyor. Tam ETA kaydında. Çok sırıtmadım. Tam zamanı. Anladınız mı demek istediğimi? Bir açıdan da. Cikgu sakat. Şu bu desen zaten Luan Perez gelecek. 2-3 maç arka arkaya oynar gibi duruyor. Hani Fenerbahçe'de durum bu. Baktığınız zaman şimdi kadro kalitesi eğer Livakovic gelirse Fenerbahçe kadro kalitesinde elini almış olur. Taraftarı da coşturmuş olur. Bendeki duyumlara göre ee, Perin kiralanacak. Yani eğer şey gelmiyorsa Livakovic ama Livakovic de olacak gibi ve 10 milyon 9 milyon euro değil onu da belirteyim. Daha da düşük fiyata. Okan Moruk ne demiş? Oyuncuların birbirini yeni tanıyor demiş. İyi o cümleyi unutmadan söyleyeyim. O ilk 11'de sadece bir kişi yeni. O da bakan buymuş. Nevzat Dindar demiş ki Kayseri maçındaki 2 puan kaybının sebebi taraftardır. Sürekli transfer transfer. Diğer futbolcuları da değersizleştirdiler. Sen böyle olursan futbolcu da böyle olur. 8-10-10 gelse stoper. Stoper gelse kaleci. O da gelse sabek. Bitmiyor demiş. Galatasaraylar bu Galatasaraylılar Fenerbahçe o, zaman. o zaman bizim troll taraftar Galatasaraylı. Çünkü bizim troll taraftar bunu yapıyor. Vallahi bak garip. Bizim troll taraftar gerçekten garip arkadaşlar. Ee, şunu da belirteyim. Livakovic bugün gelmeyecek. Ama Perşembe günü İstanbul'a gelebilir. Perşembe kapı olabilir. Ve dediğim gibi böyle 10 milyon euro'lara değil biraz daha düşük paralara bilginiz olsun. Ben sufleyi vereyim de gerisine pek karışmayayım. Kanalımızda olduğunuz için, abonemiz olduğunuz için, takipçimiz olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, Fenerbahçe'yi yalan algılarla hedef alıp gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi hakemleri etki altına çalışıyorlar. Dikkat edin Trabzonspor demiş. Bence de. Yani aynen bir de bu olay var bak. Bir de bu olay var. Galatasaray evinde Trabzonspor'la oynayacak. Bak bu da ince bir detay. Ben unutmuştum mesela. Galatasaray'ları anlıyor musunuz? Korku dağları sardı. Bak Galatasaray da çok kötü durumda. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Akşam izleyebilirsiniz. izleyin görün. Beşiktaş da o kadar iyi bir durumda değil. Ama nispeten bak Galatasaray'a nispeten daha fazla hazır oyuncusu var. Daha fazla hazır oyuncusu var nispeten. O yüzden de çok şey yapmayın. Hani... Altay Bayındırı'nda yolu açık olsun. Ben buradan subliminal değil açık açık duyum veriyorum. Yolu açık olsun bu saatten sonra. Hani yılanla adamın hikayesi var ya. Adam yılan, yılan adama altın getiriyor bilmem ne yapıyor sürekli işte. Sonra bir gün adam hastalanıyor. Adam diyor ki oğluna oğlum git yılan sana altın verecek diyor. Altını verecekken oğlu tabi çakal. Diyor ki lan ben bu yılanı öldürürsem baya baya orada altın var hepsini alırım diyor. Yılan da oğlu soku öldürüyor. Adam durumu soruyor. Adam durumu anlatıyor yılana. Ya i̇şte şey, yılan adama durumu anlatıyor. En sonunda adam diyor ki dostum diyor. Yılan dostum diyor. Yani çıldırıyor. Bir şey yapmam lazım diyor. Oğlan da işte kuyruğunu mu ne kesiyor yılanın. Neyse uzun lafın kısası diyor ki sen de bu kuyruk acısı ben de de bu evlat acısı olduktan sonra diyor senden artık dost olamayız diyor. Fenerbahçe taraftarında bu Altay Bayındır acısı. Altay Bayındır'da da taraftarın vermiş olduğu acı varken ne aydan bize artık kaleci olur. Ne taraftardan bir şey olur. Dünkü canlı yayında hocam seninle biz kızdık bize attın tuttun. Ben şuna kızıyorum. Ya Ceko iki gol atmış. Ceko'yu konuşalım. Sadece asist yapmış onu konuşalım. Evimizde ilk maçı kazanmışız. Bak Gaziantepspor. Spor. Bir duygusallık var. Taraftarda da var. Sizde de var. Bende de var. Bir duygusallık var. Depremden dolayı. Buna rağmen kazanmışsın. Bu Galatasaray'dan oynasaydık Gaziantep bu hırstan fark atardı. Fark atardı. Puralara rağmen itiraz ediyorlar. İsmail Kartal Altay da bizim bir oyuncumuz. Sahip çıkıp destek olmamız lazım. Altay'ın toparlanması için bunu yapmalıyız. Sonuçta bizim oyuncumuz demiş. Şu an için bizim oyuncumuz. Bence şu an için bizim oyuncumuz. Ve ben size söylüyorum. ısrarla da söylüyorum. Ha, İsmail Kartal'a da şurada kızıyorum. İrfan Can Eğribayat kimin oyuncusu ya? Geçen sezon almış formayı alnının akıyla terletmiş. Bak taraftar aslında Altay'a tepkili değil. Taraftar biraz da yani İrfan Can'ın oynamamasına tepkili. Turu İstanbul'da aldık biz. Biz Maribor'dan Turu İstanbul'da aldık. Oraya çıkıp aslanlar gibi mücadele edip kazanmamız lazım. Oynat Perşembe günü. İrfan Can bayat oynat. Çık benim az kalecim Altay. İrfan Can'da yedek kalecim hangisinin performansı daha üst olursa onu oynatacağım da taraftarın tepkisi dinsin. En azından altaya gidene kadar. Umarım mesajımı anlamışsınızdır. E kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.